Hadi gelin benimle içeri giriyoruz. Mert zombiye dönüşmüş olabilir. Bakın sizi uyarıyorum. Sakın Mert'e yaklaşmayın tamam mı? O bir zombi tarafından ısırıldı. Şu anda içeride zombiye dönüşmüş olabilir. Eğer ki bize saldırmaya çalışırsa onu öldüreceğim. Anladın mı İlker? Tamam tamam. Hadi koruma şuraya girelim artık. Nasıl gireceğiz? Kapıyı nasıl açacağız? Kapıyı kıracağım. Gelin takip edin beni. Kıracağım şimdi kapıyı. Bir. 2 iki... 3. Ee, e. Tamam. Haydi gelin. Olamaz. Çok kişi yaralı. Çok kişi. Mert, sesimi duyuyor musun Mert? Mert uyan Mert. Kendine gel. Mert. Olamaz. İlker, büyük ihtimal dönüşecek Mert. Dönüşme süresi yaklaşık bir saat. Bir saat içinde zombiye dönüşmüş olur. İlker, ne yapacağız? Sanırım yapacak bir şey yok. Mert'i asla kurtaramayız, değil mi? Evet İlker aynen öyle. Mert'i asla kurtaramayız. Artık virüs vücuduna bulaştı. İlker buradan çıkalım. Sonradan burayı toplu şekilde imha ederiz. Çünkü çok kişi yaralı. Bunlarla tek başımıza baş edemeyiz. Haydi gelin çıkıyoruz buradan. Çabuk İlker. Burayı da kapatmamız lazım. Siz burada bekleyin. Ben de bir yerden blok bulup şurayı kapatacağım tamam mı? Tamam nöbetçi biz buradayız. Sen git bir yerden blok bul. Tamamdır, kalın burada. Nereden bulacağım ben şimdi blok? Nereden? Ulan bu zombi nereden girdi de içeri saldırdı? Olamaz ya. Acilen bir blok bulmam lazım. O girişi kapatmam lazım. Yoksa içeridekiler zombiye dönüştükten sonra bize saldırabilir. Çabuk, çabuk, çabuk. Yemekhanede var mıdır acaba? Dur bir aşağı ineyim. Evet, şu sandıklara bakayım. Belki bu sandıklarda olabilir. İşte burada bir blok var. Tamamdır. Çabuk çabuk. Hemen orayı kapatmam lazım. İçeridekiler zombiye dönüşmeden şurayı kapatayım. Geldim İlker geldim. Evet. Hatta 3 katlı kapatalım. Tamamdır İlker. Bu onları biraz idare eder. Buradan çıkamazlar. Neyse. İlker şimdi ne yapacağız? İçeridekiler zombiye dönüştükten sonra ne yapacağız? Nöbetçi Onları mecburen buradan dışarı çıkartmak zorundayız. Burada kalamazlar. Yoksa oradan çıkmayı başarıp bize saldırabilirler. Evet İlker haklısın. Bize saldırmalarına izin veremeyiz. Neyse. Bir iki saat bekleyelim de. Daha sonradan içeri bir baskın yaparız. Hepsini öldürürüz. Sonra sırayla buradan dışarı çıkartırız. Çinset de artık pek güvende değil. Neyse İlker ben nöbet yerime gidiyorum. Sonra görüşürüz. Görüşürüz nöbetçi. Eğer ki bir şey olursa ben sana haber vermeye gelirim. Tamam İlker. Bu zombi buraya nasıl girdi de insanlara saldırdı? Nasıl? Bunu öğrenmem lazım. Ve öğreneceğim. Her tarafta nöbetçi var. O zombinin buraya girmesi imkansız. O zombinin buraya girmesi için birisinin o zombiyi buraya sokması lazım. Yoksa asla giremez bu çinsettine. Nasıl girmiş olabilir ki nasıl şuna baksana Her yerde nöbetçi var Orada da var burada da var Kalenin her tarafı nöbetçilerle çevrili Eğer ki bir zombi görmüş olsalardı Nöbetçiler direkt o zombiyi öldürürdü Demek ki bir zombi görmediler Bir dakika ya Aklıma bir şey geldi Dur şu tarafa doğru gideyim Evet evet bu olabilir Şehirde de görmedim o adamı Geçen günlerde şu karşı tarafta bir köyden adam geldi. Yalvarırım alın beni içeri. Nöbetçiler biliyorum duyuyorsunuz beni oradasınız. Alın beni içeri diyorum size. Yardım edin. Lütfen içeri alın beni. Köyden geldim. Acaba o adam zombiye dönüşmüş olabilir mi? Belki de o adamı bir zombi ısırmıştı ve şehrin içine girdikten sonra zombiye dönüştü. Sonra da insanlara saldırdı. Evet evet bu olabilir aynen. Şehrin kamera kayıtlarını incelemem lazım. Kamera kayıtlarından her şey gözükür. Ama kamera kayıtlarını incelemeyi sadece bu şehrin müdürü yapabilir. Ondan izin almam gerekecek. Neyse şuradan aşağı ineyim de müdürden izin almaya gideyim. Evet. Umarım müdür izin verir de şehrin kamera kayıtlarını incelerim. Bu sayede zombiye nereden girmiş öğreniriz. Ya da kim zombiye dönüşmüş. Tamamdır. Müdürün odası şuradaydı. Şuraya doğru gideyim. Bakalım dışarıda durum neymiş. Kaç kişi ölmüş görürüz şimdi. Şuradan çıkayım. Selam dostum. Ne oldu burada? Burası neden kapalı böyle? Dostum Şehre zombi saldırısı oldu. Buraya bir tane zombi girdi. Biz uyurken bize saldırmaya çalıştı. Ve benim arkadaşım Mert, zombi saldırısını orada ve zombi onu ısırdı. Şu anda içeride, zombiye dönüşmek üzere. Ne diyorsun sen ya? Nereden gelmiş olabilir ki o zombi? Neyse dostum, ben şöyle gidiyorum. Evet işte bu kadar. Planım işe yaradı. Baya bir kişi ölmüş sanırım. Bu sayede şehrin yiyecekleri bize daha fazla yetebilir. Aynen. Planım işe yaradı. İşte bu kadar be. Şehrin nüfusunun azalması benim için çok iyi bir şey. Çünkü burada çok az yiyecek ve içecek kaldı. Bunlar anca bize yeter. Hasan ne garip bir adamdı değil mi? Çok şüpheli davranışları vardı. Sence de öyle değil mi? Evet İlker, evet. Sanki bizden kaçıyormuş gibi davrandı. Aynen. Ben de fark ettim. Gözü de bir değişikti zaten. Birisi kırmızı, birisi siyah. Çok garip birisiydi ya. Neyse ya. Acaba Mert'in durumu nasıl? Mert belki de zombiye dönüşmüştür. Ne dersin Hasan? İlker. Zombiye dönüşmüş olabilir. Ama artık Mert'i unutmamız lazım. Çünkü artık onun vücuduna virüs bulaştı. Onu kurtarmamız imkansız. Haklısın Hasan. Haklısın. Ah be Mert. Ah be Mert. Çok iyi birisiydi ya. Onu asla unutmayacağım. Asla. Binbaşı Furkan. Buyur nöbetçi ne oldu? Neden geldin? Dün gece buraya bir zombi saldırısı oldu. Halkın çoğu yaşamını yitirdi. Çoğu öldü. Ne diyorsun sen nöbetçi? Nereden girdi buraya zombi? Ne diyorsun sen? Binbaşı Furkan bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Ben de o yüzden kamera kayıtlarını incelemeye geldim. Eğer ki izin verirseniz kamera kayıtlarını incelemek istiyorum. Tamam nöbetçi. Kamera kayıtlarını incele hemen. O zombi nereden gelmiş bulmamız lazım. Yoksa daha fazla zombi buraya girebilir. Emredersiniz binbaşı Furkan. Hemen kamera kayıtlarını inceliyorum. Bakalım o zombi nereden gelmiş. Şimdi görürüz. Şu kamera kayıtlarını açayım. Evet. İşte dün gecenin kamera kayıtları. Bu da ne? Bu bizim şehirdeki adam. Evet evet bu adamı biliyorum. Değişik gözleri var. Tanıyorum bu adamı. Birazcık yakınlaştırayım bakayım. Evet aynen o. Biliyorum bu adamı ya biliyorum. Bir gözü değişik renk diğer gözü değişik renk Ne yapıyor bu adam burada ne yapıyor İşte zombi de orada Ne Bu adam mı hiç sokmuş zombiyi içeri yoksa Evet evet Galiba bu adam sokmuş Ama neden Neden zombiyi içeri sokuyor neden Hemen bu adamı yakalamam lazım hemen Olamaz ya olamaz Binbaşı Furkan kimin yaptığını buldum Hemen onu yakalamaya gidiyorum Tamam nöbetçi. Onu yakala sonra yanıma getir. Neden yaptığını öğreneceğiz. Emre Emredersiniz binbaşı. Hemen onu yakalamaya gidiyorum. Gel bakalım buraya. Neden yaptığını öğreneceğiz şimdi. Neden o zombi içeri soktu? Neden? Sanırım şuradaki odada oturuyordu. Evet evet. Şu odada kalıyordu kendisi. Bakalım odada mı? Burada değil. Nerede bu adam? Nerede? O adamı bulmam lazım. Daha çok zombi içeri sokabilir yoksa. İsmini de bilmiyorum ki. Neydi bu adamın ismi? Neredesin? Çık ortaya. Saklanıyor sanırım. Olamaz. Benim yaptığımı öğrendiler. Kamera kayıtlarına baktılar. Ben şimdi ne yapacağım? Bu şehirde eğer ki beni yakalarlarsa öldürürler. Direkt öldürürler. Çünkü benim yüzümden bir sürü kişi öldü. Yaklaşık 10 kişi öldü. Buradan çıkmam lazım. Yakalanamam onlara. Buradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım ya? Şehrin her tarafında nöbetçi var. Nasıl çıkacağım ben buradan? Ulan benim yaptığımı öğrendiler. Burada da nöbetçiler var. Şuradan ineyim hemen. Olamaz olamaz. Ben hiç bunu düşünmedim. Hiç kamera kayıtlarını düşünmedim. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? <laughs>